Bir inanmak lazım. Bir hedef koyduk. Hedefe giderken önce bir kendimiz inanmamız lazım. Ondan sonra takım inandırmamız lazım. Ondan sonra şehri inandırmak lazım. Bu üç önemli unsur bir araya getirdik. Yönetim olarak arkadaşlar ne yapmamız lazım? Şehir havaya sokmamız lazım dedik. Şehrin tamamını havaya soktuk. Futbol takımı evet bizim bu şehir ve yönetimin etkisini üzerlerine ağır hissettiler. Evet bu şehir inandı. Bu forma çok ağır. Büyük bir camiye. Bu camiada bir şampiyon olmamız gerekiyor. Sorumluluğu üzerine aldılar. Sonuç olarak da bu üç ayağın ciddi anlamda kenetlenmesi birlikteliğiyle birlikte zafer de kaçınılmaz oldu. Kocaelispor küllerinden doğdu. Kocaelispor geçmişinde tarihine müthiş başarılara imza atmış. Kupaları kaldırmış. Güçlü bir kulüp. Büyük bir camia. Türkiye'nin en büyük taraftarlarının oluşturduğu bir taraftar kitlesine sahibiz. Bu takım tabii ki uzun yıllar başarıya susamış bir taraftarımız vardı. Şöyle söyleyeyim. Amatöre düştüğü günden dahi Türkiye'de seyirci rekorları kırmış. 20 bin lira oynayan önemli bir kulüp. Büyük bir camia. Takım bundan olağanüstü etkilendi. Amatöre düştüğü zamana dahi. Evet arkasında müthiş bir kitle var. Bu kitleyi hak ettiği yere getirmemiz lazım diye. Amatörden üçüncülüğe, üçüncülükten ikinciliğe, ikincilikten birinciliğe inanan o taraftarı biz olağanüstü arkamızda hissettik yani. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Bu dönem talihsizliğimizdi, pandemi dönemi. Pandemiden dolayı kendileri arzu etmelerine rağmen pandemi şartlarından dolayı aramızda olamadılar. Temsili arkadaşları hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Ama biz her zaman şunu söyledik. Bu 2 milyon kentin, bu büyük camianın, marka takımın büyük kitlesi var, taraftarı var. Her zaman biz yanımızda hissettik onları. Her zaman arkamızda hissettik onları. Sonuç olarak da bugünlere gelmemizde tabii ki herkesin söz emeği var ama taraftarımızın çok fazla emeği olduğunu söyleyebilirim. Aslında iyi başlayamadık. Yani ilk başladığımız zaman Selahattin Hoca ile yola çıktık. Kısa zaman sonra ayrılmak zorunda kaldı Selahattin Hoca ile. Erhan Hoca geldi. Erhan Hoca ile de sezon arası sözleşmesini sonlandırdık. Artık Kocaelispor büyük camia, büyük hedefleri olan bir takım. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla ilgili ne yapmamız gerekiyor? Başkanım, arkadaşlar bir araya geldik. Ortak fikir. Arkadaşlar Kocaelispor bizden, Kocaelispor'dan bu şehir şampiyonluk istiyor. Başarı bekliyor. Mevcut bu yapının bir anda değişmesi lazım. Bir takımı şampiyonluk havasına büründürmemiz lazım. O da neyle oluyor? Önemli bir hoca getirmemiz gerekiyordu. Yani onu gerçekleştirdik. Bugün Türkiye'nin önemli hocalarından bir tanesi şu anda bizim Mustafa Reis Aksoy hocamız. Takımın başına geldi. Onunla birlikte dört tane birbirinden kıymetli ara transferlerimiz oldu. İki tane kardeşimiz vardı. Daha önceden ceza almışlardı. Affettik onları. Onların takıma gelmesi, hocanın ve takım içerisinde yönetimsel olarak kenetlenme ve şehrin de arkamızda dimdik durmasıyla beraber başarı zaten kaçınılmaz oldu. Yani o 11. sıradaki takım bir anda playoff'taki yerini buldu. Ya playoff'a kaldığı zamanlardaki hocamızın da bize arkadaşlar sabır olun, başkanım sabır olun. Biz playoff'a kalacağız. Playoff takımı kuruyorum ben. Takımı playoff'a hazırlıyorum. Özelde çok uzun uzun biz hocamızla bizimlere konuştuk. Arkadaşlara ben söyledim biraz sabır olun. Belki arzu ettiğiniz futbol oynayamayabiliyoruz. Bireysel yeteneklerimiz çok iyi ama takım hüviyetine değiliz. Ama playoff'larda biz en iyi takım olacağımızı göreceksiniz diye biz bunu arkadaşlarımıza ve şehre anlatmaya çalışsak. Bize inananlar oldu, inanmayanlar oldu ama inananların sayısı daha çoktu, ben biliyorum. Arkadaşlar bize güvendiler. Biz de onların güvenlerini boşa çıkarmadık. İnanın hocamızın söylemiş olduğu bir bir bizim de kamuyla paylaşmış olduğumuz kafamızdaki hedef harfiyen yerine geldi. Playoff'lara çıktığımız zaman bizim takımımız her gün üzerine korken rakiplerimiz ya yerine durdular veya aşağıya düştüler. Yani playoff takımını hazırlamanın burada unsurlar olarak ben söylüyorum. Burada tabii ki hocamızı canı gönül tebrik ediyoruz. Çok ciddi emeği oldu. İyi playoff hocası zaten kendisi. Zafer insan kaçınılmaz oldu artık. Bu tamamen plana dayalı. Planlar birbiri işledi. Sonuçta da zaten playoff'taki maçlarımızı hatırlarsanız çok iyi futbol oynadık. Rakipleri ezeze geçtik. En son Hekimoğlu, bir önceki maçta Hekimoğlu ama biz Hekimoğlu'ya Trabzon'a gittiğimiz zaman 1-0 galipken 3 de olabilirdi yani. %100 iki tane net golümüz vardı. Talih iki tane gol kaldı.
İşte son dakikada atmış olduğumuz penaltı o bizim şampiyonluğumuz zaten işaretiydi. Onu söyleyebiliriz ama playoff'un en iyi takımı zaten bizdik. En iyi top oynayan bizdik. Şehir de iyi kenetlenmiş. Onu da kabul etmek lazım. İyi bir havayla Sakarya maçına çıktığımız zaman da zaten maça çıktığımız günü biz maçı almıştık. Ben takımda, hocada, şehirde bu inancı gördüm. Sonuç olarak maça çıktığımız zaman takımın dizilişi, takımın sahaya yayılışı, maça başlayışı, erken gol atmamıza rağmen en ufak geri çekilmeyip ikinci, üçüncü aramakla ilgili hamlelere bu tamamen bir inançtır. Bu iyi bir kenetlenmektir. Evet, küllerimizden doğduk dedik ya, bu şehrin küllerinden doğan ekip, evet, en güzel mutlu bu akşamı bize yaşattılar.